Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Deniz Talha Zaim. 18 Nisan 2020 günü tekrar Sisretül Lisan dil serisi kitaplarından derslerimize devam ediyoruz. Evet, bugün ileri seviye kitabın birincisinin 5. ünitesindeyiz. En genel konu başlığımız Es-Sakafetül Arabiye, Arap kültürü demiş. Evet, bunun içerisinde ilk konu olarak kütüphaneler ve Mısır'da bulunan Darül Kütübül Mısriye adında bir kütüphaneyi tanıtacağız. Yalnız ben bu tanıtıma girmeden önce en genelden buraya gelmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kütüphaneler adı üzerinde kitapların olduğu yerlerdir. Burada insanlar büyük bir bilgi deposuna ulaşabilirler. Tabii en genel anlamda kütüphane böyleyken şu an mevzu sitesinde günümüzde çeşitlenen kütüphane türlerini görüyorsunuz. El-Mektebetül Amme birincisi. Yani herkese açık, herhangi bir şartın aranmadığı bir kütüphane. El-Mektebetül Mütehassısa, yani bir alanla ilgili kütüphane oluyor. Yani mesela kadınlara özel veyahut da çocuklara özel olabilir. Yani bilgi dallarından biri üzerine, mesela şu da olabilir, tıp üzerine olabilir, din üzerine olabilir. Böyle özelleştirilmiş has kütüphaneler var. El Mektebetül Medresiye, okul kütüphaneleri var, öğrencilerin vesaire gidebileceği. Mektebetül Etfal, çocuklara yönelik kütüphaneler var. El Mektebetül Kavmiye, ulusal kütüphaneler var. El Mektebetül Hassa, özel kütüphaneler var. Kişisel girişim şeklinde, yani ailelerin veyahut da bir kişinin kendine has kütüphanesi olabilir. El Mektebetül Mütenakki ile gezici kütüphaneler var. Görürsünüz televizyonlarda bir otobüs içinde kitaplar şehir şehir gezer. Son olarak da El Mektebetül Elektroniye, elektronik, yani kütüphaneye gitmeden bilgisayar, internet ortamında erişebildiğimiz kütüphaneler olarak görebiliriz. Tabii kütüphanelerin hizmetleri vardır. Bunları buradan okuyabilirsiniz. Kaynaklara ulaşabiliriz. Dışarı ne denir? Kitap ödünç verebilir. Elde etmek istediğimiz kitabın fotoğrafı çekilebilir gibi kütüphanelerin fonksiyonları vardır. Ben Deniz zamanında kütüphaneyi seven ve kullanan biri olarak bu geldiğim nokta itibariyle kütüphanenin bende etkisi büyüktür. Ne denir? 28 Şubat sonrası İmam Hatip liselerinin önüne engel konup üniversitelere gitmemiz zora girdiğinde yabancı dil alanına yöneldim. İngilizceyi bir şekilde çözmeyi umut ediyordum. O zamanlar İzmir'de yaşıyorduk. Evimize yürüyüş mesafesi yaklaşık 1 saat mesafede Bornova Halk Kütüphanesi vardı. Oraya her sabah gider, oradaki İngilizce kitapları okur, akşam dönerdim. Hatta akşam da caminin hocasının kütüphane gibi kullandığı imam odasını da kullanırdım. Bu şekilde 5 ay boyunca ne denir? Kütüphanelerden çıkmayarak böyle bir seviyeye ulaşmıştım. Yani İngilizceden girip kazanmıştım. Çünkü evde ister istemez insanları meşgul eden durumlar oluşuyor. Dolayısıyla kütüphanelerde onlar yasak olduğundan ilmi çalışmaya vakit ayırmak daha güzel oluyor. Şimdilerde kendi odamı bir nevi kütüphaneye çevirdim. Şu an belki gösteremiyorum ama sağımda 6-7 tane kitaplığım var. Çoğunda kitaplık var. Hemen elimi uzattığım zaman bir kitaba sahip olma imkanı elde ediyorum. Yani kitabı çekiyorum, bir iki sayfa okuyorum. O bile bana faydalı oluyor. Dolayısıyla böyle imkanı olmayanların
Kütüphaneye gitmesini öğrencilerimizin şiddetle tavsiye ediyorum. Yani başarılı insanların hayatında kütüphane gibi ders çalışabilecekleri insanlardan uzak, meşguliyetlerden uzak ortamları tercih ettiği görülür. Bu manada dünya çapında ön plan çıkmış mesela 10 büyük kütüphaneyi gösterebilirim. Bu mesela Danimarka'da 30 milyon kitap. Tabii kitap sayılarıyla da ön plana çıkıyor kütüphaneler. Mesela Çin'de 31 milyon kitap. Yavaş yavaş en birincisine gidiyoruz. 35 milyon kitap. Berlemanil Vatani. Hangi ülke oluyor bu? Japonya. Mesela daha ilerlediğim zaman Rus kütüphanesi 36,5. Daha sonra Fransa 40 milyon. Rusya yine 44 milyon. Mektebe New York El Amme 53 milyon. Mektebe Kanada. Kanada'da 54 milyon. Mektebe Kongres. Yani neresi? Yine muhtemelen Amerika'dır. Yazmamış yeri ama Kongres. Niye bulunduğu yeri buraya yazmazlar? Bilemem. Muhtemelen Amerika'dır. 160 milyon kitap. Daha sonra İngiltere'nin var. 170 milyon kitap. Bu da bir numara olarak karşımıza çıkıyor. El-Mektebetül Britaniye, El-Mektebetül Vataniye lil-Memleketil-Muttahide ve makarruha London. Ve hiye ihda ehemmü merakizil bahsül mektebiyeti fil alem. Haythu tahtevi ala ekthere min 170 milyon mahtuta ve kitap min şetta bukail alem ve bi muhtelifül lugat. Evet, yani dünyanın tabii gördüğünüz gibi resimde de çok güzel duruyor. Bir de Türkiye'nin kendi ülkemizin en iyi 10 kütüphanesine şöyle bakalım. Evet, ilk İstanbul Atatürk kitaplığı olarak geçmiş. 500 bin. Evet, dünyaca ünlü kütüphaneler yanında ne kadar az. Ortam güzel görünüyor. Tarihi bir ortam. Diğeri Beyazıt Kütüphanesi yine İstanbul'da. İslam Araştırmalar Merkezi. Bizim camianın, İlahiyat Arapça camiasının daha çok kullandığı kütüphanemiz. Daha sonra Milli Kütüphane Ankara'da meşhur. Üniversite yıllarımda özellikle vize final zamanlarında çok yoğun olduğunu gözümle görüyordum. İzmir'de Milli Kütüphanemiz var. Daha sonra yine İstanbul'da Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. Doğan Hızlan Kütüphanesi, 8 Kadın Eserleri Kütüphanesi, Saltgata İstanbul, bir de son olarak Bursa'da İnebe Yazma Eser Kütüphanesi. Daha çok en büyük kütüphanelerimiz İstanbul'da olduğu görünüyor. Bir de yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülük ettiği bir kütüphanemiz var. O da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. O da muhtemelen Türkiye'nin ilk, hatta yani doğrudan birinci sırasına yerleşecektir diye inanıyoruz. Daha gitmek nasip olmadı. Gidenler buranın ortamından da istifade eder diye düşünüyoruz. Tabii bizi ilgilendiren noktasıyla biz daha çok şu an Arap dünyasındaki kütüphanelere bakacağız. 6 tanesini sıralamış Arap dünyasındaki önemli 6 kütüphane. Birincisi birazdan ele alacağımız kütüphane. Darül Kütübi vel Vesaikil Kavmiye demiş. Burada kütüphaneyi tanıtmış. Biz de Sisset-ül Lisan'dan bakacağız. Onun dışında 2 numara Cezayir'de arkadaşlar. 3 Fas'ta olduğu görülüyor. 4 Tunus'ta. 5 Irak'ta. El-Mektebetü Zahiriye. O da Şam'da olduğu görülüyor. Evet, birazdan dediğim gibi bu kütüphane bizi ilgilendirecek. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Konumuz, bu haftanın konusu, evet, 7. kitabın 5. ünitesinin 1. dersi arkadaşlar. Bakalım neymiş? Görelim. Tu'tabaru darul kutubil mısriyetu
Mektebetin vataniyetin fil alemil arabi. Evet. Konumuz arkadaşlar Darul Kütübül Mısriye. Yani Mısır'ın dar mekan demek kütüp, kitaplar, kütüphane. Yani Mısır Kütüphanesi. Tabi bunun tarihte adı çok kereler değişti. Yani Arap dünyasındaki ilk ulusal kütüphane sayılan Mısır Kütüphanesi olacak konumuz. Tabii bunun sitesine girersek arkadaşlar şöyle sitesine bakabiliriz. Şu an günümüzdeki adı yazıyor. Darül Kütüb vel Vesaikül Kavmiye. Şu resim zaten kitabımızdaki resme de benziyor. Şöyle bir iki başına bakarsak mesela kuruluşu vesaire burada da anlatılmış. Buradan da kütüphane hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eski yöneticilerinden bahsediyor. Hizmetlerinden bahsediyor. Bu kütüphaneden nasıl istifade edebiliriz? Araştırmacılar, çocuklar vesaire. Mesela kütüphane ile ilgili resimler var mı? Müzesi de varmış. Tasıl bina el Fihrist. Mesela ulaşmak istediğimizde evet haritada görüyorsunuz. Nil'in kenarında birazdan işleyeceğimiz konunun sonunda yeni kütüphanenin Nil Nehri'nin kenarında yapıldığından bahis de var. O yönüyle bakabilirsiniz. Fotoğraf var mı? Onu arıyorum. Sanki görmüştüm. Albumat demiş. Evet. Yani kütüphanenin resmiyle ilgili doğrudan bir şey göremiyorum. Sanki bir yerde görmüştüm ama evet burada resim çekilmişler. Bari buradan şöyle tarayabiliriz. Neler var? Kütüphane içi faaliyetleri gösteriyor. Müzesi var. Burada müze geçecek mi? Tam hatırlayamadım. Kütüphanenin dışarıdan resmi olacaktı. Onu bulamadım. Evet, resimler demiş. Kütüphane ile ilgili resimler derken de zaten şu dikkatimizi çekebilir. Yukarıdan görme anlamında. Evet, şu kısım kitabımızdaki resimle eşdeğer. Sadece kitabımız bu kısmını almış. Kütüphaneye dışarıdan baktığımızda da böyle bir resim karşımıza çıkıyor. Evet, sitesinden sizler de gerekli istifadeyi yapabilirsiniz. Biz şimdi metnimize geçelim. Ne demiştik? Mısır Kütüphanesi, Arap dünyasının ilk ulusal kütüphanesi sayılmaktadır. Ve alâ râğmi min bidâyetihel mutavâdi'a, esbahatil en min ekberil mektebâtil vataniyyeti fil âlem. Alâ râğmi min, evet burası bir kalıp arkadaşlar. E rağmen, evet, e rağmen. Neye rağmen? Bidayetiha el mutavadiye. Mutavadi, Türkçe'de var. Mütevazi, alçak gönüllü. Neyden geliyor arkadaşlar? Vada'a, koymak. Yani gönlünü aşağıya indiriyor. Yukarı çıkarmıyor. Kendini büyük görmüyor. Yani mütevazi, sade bir başlangıcına rağmen. Yani bu kütüphane açılır açılmaz. Büyük imkanlarla açılmış bir kütüphane değil. Küçük tatlı bir başlangıçla başlıyor. Yani mütevazi başlangıcına rağmen ne olmuş? Asbahatil en. Şu an
Min ekberil mektebatil vataniyeti fil alem. Dünyanın en büyük ulusal kütüphanelerinden biri olmuş. Yani başlangıçla sonu itibariyle büyük bir devasa fark var arkadaşlar. Fakat iftutihat fi tabiq sufli min kasr Mustafa Fadıl Paşa Şakik-i Hıdvi İsmail. Evet, şu an nasıl bu mütevazi başlangıcın oluştuğu süreci anlatıyor bize. Evet, fakat iftutihat, iftetaha açmak, fetaha da açmak arkadaşlar, ama aradaki fark ne? Buradaki daha çok kurum, bina vesaire açılışı, açmak. Tabi burada şu anki konumuz meçhul fiil olacak. İftetaha'daki elif damme olmuş. T ise kesraya dönmüş. Bu şekilde açıldı. Açan kim? Belli değil. Nerede açıldı? Fittâbe kussufli. Aşağı katında açıldı. Min kasr-ı Mustafa Fadıl Paşa. Yani Mustafa Paşa'nın sarayının aşağı katında. Yani eskiden Osmanlı'da da vardır ya, devlet önde gelenlerinin sarayları olur. Bazıları bu sarayları tabii daha çok gösteriş, şatafaç amaçlı kullanıyordu. Ama burada gördüğümüz kadarıyla sarayda bir kütüphane açıyor aşağı katında. Tabii bu kim? Mustafa Fadıl Paşa bunu anlatıyor. Belki tarihte bu çok iyi bilinmeyebilir ama şu ismi duyarsak belki çağrışım yapar. Şakik-ül Hidivi İsmail, yani Hidiv İsmail'in kardeşi Mustafa Paşa'nın sarayın aşağı katında. Tabi burada Hidiv tabiri var. Hidiv büyük vezir demek. Farsçadan gelen bir kelime. Kavalılara mensup, Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867'de verilen resmi ünvan. Evet, yani bir nevi yönetici adı oluyor. Yani Hidiv İsmail'in kardeşi Mustafa Paşa Sarayı'nın alt katında ilk olarak bu kütüphane hizmet veriyor. Yani birinci etap burası arkadaşlar. وَكَانَ هَذَا الْمَكَانُ يَتَّسِعُ لِحَوَالَيْ 30.000 كِتَابٍ اَهَمُّهَا الْمَخْطُوطَاتِ اللَّتِي جُمِعَتْ مِنَ الْمَكْتَبَةِ الْخِدِوِيَّةِ الْقَد۪يمَةِ Evet. كَانَ هَذَا الْمَكَانُ Bu mekan neydi? اِتَّسَعَ لِي Evet. İttasa li arkadaşlar vesiadan geliyor. İftial babı neydi arkadaşlar? Başa elif gelir. Daha sonra ilk harften sonra da bir T gelir. Normalde İvtesa ama burada vav ve T arasında bir ibdal kuralı var. Vav T'ye ayak uyduruyor. Dolayısıyla İttesa oluyor. İttese arkadaşlar lamla kullanılıyor. Yani kapsamak, içine almak. Biz buna daha güzel ifadeyle kapasiteli. Yani bu mekan kapasiteliydi. Lihavale yaklaşık 30.000 kitabin, yani 30 bin kitap kapasiteliydi. 30 bin kitabı içine alabiliyordu. Ehemmüha El mahtutat. En önemlileri de ne? Hat. Hat nedir arkadaşlar? Güzel yazı yazma sanatı. Bunu yapana hattat diyoruz. Mahtutat ise arkadaşlar el yazması eserler. Yani günümüzde eserler matbaada yazılıyor. Eskiden matbaa olmadığı için elle yazılan kitaplar hem az oluyor hem de tarihsel değeri olduğu için kitaplar arasında ayrı bir önemi var. En önemlileri, yani 30 bin kitabın en önemlileri neymiş? El yazmaları. Elleti, tabi buna sıfat gelmiş. Bu el yazmanın özelliği ne? Cümiat, cemaa topladı. Cümiat toplandı. Nereden? Minel mektebetil hidviyetil kadime. Eski Hidiv kütüphanesinden toplanan el yazma eserleridir. Yani bu mekan en önemlileri eski Hidiv kütüphanesinden toplanan el yazma
eserleri olan 30 bin kitabı, yaklaşık 30 bin kitabı içermektedir. 30 bin kitap bünyesinde barındırmaktadır şeklinde çevirebiliriz. Fakat kusimet darul kutubi fi zalikel vakti ila arba'ati aqsamin idafeten ila qa'atin kubra hussiset lilmutala'a ve qa'atin litedris tüsemme qa'atel muhadarat. Evet, kussime. Evet, gördüğünüz gibi hep meçhul fiiller geliyor. Daha önce gelmediği kadar. Üftitiha, cümi'a, kussime, kasseme, bölmek, kussimet, bölündü. Darul kutub, yani kütüphane. Fî zâlikel vakit, o vakitte, ile erba'ate aksam, dört bölüme ayrılmıştı. Yani her şeyi ne yapıyoruz? Biz bölüyoruz insanoğlu. Evler bile odalara ayrılıyor. İşte şehirler, ilçeler ayrılıyor, ülkeler, illere ayrılıyor, dünya ülkelere ayrılıyor gibi kütüphaneyi de ne yapıyoruz? Kullanışlığının artması adına bölüyoruz. Yani kütüphane bölündü. Fî zâlikel vakt, o vakitte ilâ erbaate aksâm, dört bölüme ayrıldı. Neye ek olarak? İdâfeten ile fadlan an ka'atin kübura, yani en büyük salonuna ek olarak hususat. Tabi bu nekre geldiği için arkadaşlar sıfat olarak çevireceğiz. Mütalaa, yani ders çalışmaya tahsis edilen en büyük salonuna ek olarak hususat da meçhul gelmiş arkadaşlar. Hassasa, hussisa. Evet, dördüncü meçhul fiil olarak görüyorum. Yani çalışmaya tahsis edilen büyük salona ek olarak vakaatin littedris tüsemme kaatel muhadarat ve neye ek olarak bir salon littedris, bu sefer ders verilen tüsemme kaatel muhadarat, yani konferans salonu ismi verilen ders vermek için tahsis edilen salona ek olarak. Tabi bununla ilgili bir açıklama getiriyor. Velem yekun yusmehu bittuhul İlla limen kana baligan ve talebetil medaris. Evet, bu kütüphaneye semaha yesmahu, semaha bi, müsaade vermek, hoş görmek, müsamahakar kelimesinden geliyor. Velem yekün, olmadı. Yusmahu, tabi bu da meçhul gelmiş arkadaşlar. Yusmahu, müsaade edilmezdi bir duhul girilmesine. İlla ancak kimlere? Limen, o kimselere ki kâne idi bâliğan, yani reşit olan, ergenlik çağına girmiş olan, veli talebetil medaris ve okul öğrencileri, yani okul öğrencileri ve reşit olanlar dışında kimsenin girilmesine müsaade edilmezdi. Ve fi am 1889 lil büdiye bi teşhidi binadin khasin biddari ba'de en dâkel mekânul kadîm bil kütübil mütezâide. Evet, 1889 yılında ne oluyor arkadaşlar? Bede'e fiili. Bede'e normalde, bu da meçhul yapılmış, başlandı. Bir teşhid. Evet, bu da aslı şe'de arkadaşlar. Aynı ne gibi? Bena, inşa etmek. Ve buradan ne denir? Şeyyede fiili çıkmış. Bu da inşa etmek anlamında kullanıyoruz. Bu diye bir inşaatına başlandı. Yapımına. Bir bina-i hasin. Yani özel bir bina yapımına başlandı bir der. Bu mekanda, yani bu yere özel bir bina yapımına başlandı. Ne zaman? Ba'de en dâkal mekânul kadîm. Yani eski yer dar geldikten sonra, küçük, kapasitesi yetmemeye başladıktan sonra dâka. Buradan çok bildiğimiz bir sıfatımız var. Dayık arkadaşlar. Dayık, dar demek. Bil kütübül mütezâide. Mütezâid ziyadeden geliyor. Müzayede diyoruz biz, açık arttırma.
Burada mütezayide artan kitaplarla beraber eski mekan dar geldikten sonra bu mekana özel bir bina yapımına 1889 yılında başlanmış. Thumma buniye makarul meclisi'l a'la lidaril kütübül mısriye ellezî tevellel işrafı ale'd-dâr. Sonrası, evet, tarihsel sürecini, kütüphane tarihsel sürecini dinliyorduk. Sonrasında ne yapılıyor? Büniye, yine meçhul fiil, bene, büniye inşa edildi. Makarrul meclisül a'la didâril kütübül mısriye. Arkadaşlar bazen böyle YDS sorularında, metinlerde, yani peş peşe sıralanan böyle kelimeler gelir. Bir yeri tanıtma adına bir kurumu. Dolayısıyla bunların uzaması bizi pek ilgilendirmiyor. Yani biz bunu zihnimizde bir bina olarak düşünmemiz gerekiyor. Yok burada makar demiş, meclis demiş, ala demiş, dar demiş, kütüp demiş, mısır demiş. Yani kaç, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelime. Halbuki bu zihnimizde bir binalık yeri var arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü işte örgüt. Yani yeterli. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis yani. Dolayısıyla burada tek bir şey zihnimize düşünüp bu cümlenin çok uzun olduğunu düşünmememiz lazım. Zaten burada bunun ne olduğunu anlatmış. Tevelle, üstlenmek, işraf ale, denetimini, eddar, yani bu binanın yönetimini, yani bu binanın denetimini üstlenen yer. Tamam, makar, karargah, ne karargahı? Meclis el-Ala, Yüksek Meclis'in Darül Kütüb-ül Mısriye, yani Mısır Kütüphanesi'nin Yüksek Meclis'in karargahı inşa edildi. Yani kütüphane büyüdüğü için burayı kontrol edebilecek bir merkezi yer. O da burada zaten açıklanmış. Yani kütüphanenin yönetimini üstlenen nokta nokta karargahı inşa edildi. Thumma dumma ile dar matbaatun li tevelli umur ittiba'a. Dumme kucaklamak, kapsamak anlamı var. Kucaklayan zaten nedir? Düşünün, ne yapıyor? Karşıdaki insanı da kapsıyor, değil mi? Mesela damme işareti var. Damme de sanki sarılan bir insan gibi bir görüntü var. Oradan hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla burada damme aynı zamanda meçhul yapılmış. Damme eklemek anlamı da var. Eklendi ile dar. Yani bu binaya eklendi. Ney? Matbaatun. Bir matbaa ekleniyor. Tevelli umuru tıbaa. Yani tıbaa, kitap basımı, kitap basım işlerini üstlenmek için bir matbaa eklendi. Evet, tevelle mastar arkadaşlar. Tevelli. Evet, tevelli şeklinde düşünebiliriz. Mastarı gelmiş. Ve fi am 1962 lil milat bedaet eddar bi takdimin hidamatil mektebiyyeti lil atfal fi kısmin khasin summiye mektebet ettilmiz li ifadeti talebetil medaresil. Evet, 1926 yılına geldiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Bedaet dar, yani bu kütüphaneye başladı takdim sunmaya. El hedemâtil mektebiye, kütüphane hizmetleri kime? Çocuklara yönelik. Evet, demin çocukların, yani baliğ, çocukların girmesine müsaade edilmiyordu. Daha sonradan bu ihtiyaçla düşünülerek çocuklara özel hizmet veriliyor. Nerede? Fi kısmin has. Sümmiye isimlendirilmiş özel kısımda. Mektebetü tilmiz. Öğrenci kütüphanesi. Daha çok tilmiz arkadaşlar ilkokul öğrencilerini ifade eder. Öğrenci, talip kelimesi ise daha üst seviyeleri ifade ediyor. Li ifadeti, fayda vermek için neye? Talebetil medaresil iptidaiye. Yani ilkokul
öğrencilerine fayda vermek için öğrenci tilmiz, yani biz ona tam karşılık öğrenci, öğrenci bizde öğrenci kütüphanesi adında özel bir kısım içerisinde çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri sunumuna başlandı. 1926 yılı olarak bunu düşünebiliriz. Ve ba'de selâseti ukûdin mine zemân esbahal mebnâ gayre kâdirin alâ isti'âbil muvazzafîn vel kıyâmi bi mühimmâtid dâr alâ veçhil lâik. Evet, ba'de selâseti ukûd, akt arkadaşlar, değişik anlamlar olmakla beraber zamansal anlamı aynı İngilizce'deki decade kelimesi gibi ne denir? 10 senedir. Mesela biz düzineye, bir düzine dediğimiz zaman 12 anlaşılıyor. Aynı onun gibi akıt Arapçalarda 10. Tabi burada 3 olduğu için 3 çarpı 10 ne eder arkadaşlar? 30 eder. Yani 30 sene sonra ba'de selâsîne âmen diyebilirdi. Ba'de selâsîne âmen Asbahal mebna, bina ne oldu? Gayra kadirin. Yani yapamayacak oldu. Ala istiab. Evet, istiab ne denir arkadaşlar? İstiab, kapasite, karşılamak anlamında bir kelime olarak düşünebiliriz. Yani 30 sene sonra kütüphane kavrayamayacak hale geldi. El muvazzafin, memurları, yani memurları memurlara yetmemeye başladı diyebiliriz. Vel kıyami bi mühem mühimmatit ala veçil layık. Yani ala veçil layık, layıkı veçiyle, tabi hakkıyla, yani hakkıyla kütüphanenin işlerini yerine getiremeyecek, memurlara yetmeyecek şekle gelmiş. 30 sene sonra onu ekle, bunu ekle vesaire derken kütüphane yeterli olmuyor. Lakin hada talep uhhira bi sebebil avaiq siyasiyeti vel hurub hatta am 1961. Evet, yine bir edilgen meçhul yapı uhhira, ertelendi, bu talep ertelendi. Avaiq, evet, avaiq, aik kelimesi arkadaşlar. Daha önce Aka, İsrail metninde geçmişti. İnsani yardımları engelliyorlardı. Aka engel olmaktan, aik engel. Mena'a engel oldu. Mani' nedir arkadaşlar? Engel. Engellerden, siyasi sebeplerden, engellerden. Vel hurup, savaş. 1961 yılına kadar bu talep savaş ve siyasi engellerden dolayı ertelendi. İz vudi'a hacerul esas li mebnahel hali el mutil ala nehrin nil. Yani hacerul esas, temel taşı. Kondu demiyoruz biz. Temel taşı atıldı. Yani temeli atıldı diyoruz. Li mebnahe, o binanın temeli atıldı. El hali, yani günümüzdeki binanın. El mutil, talle ala arkadaşlar, ilk parçalarda geçen kelimelerden uzanmak, ala nehril, yani Nil nehrine bakan günümüzdeki binanın temelleri atıldı. Yani 1961 yılında atılmış. Fakat büdüyel intikal ilel mebnel cedid âme 1971 ve taşınma süreci ne zaman başlıyor yeni binaya? 1971 yılı, yani 10 sene sonra. Evet, 10 sene sonra bina yapılıyor, daha sonra taşınıyor. Şu anda zaten üzerinden bir 50 sene geçmiş görünüyor. 50 senedir aynı yerde hizmet verdiğini düşünebiliriz. Evet, yani 100 senelik zaman zarfındaki süreci gördük arkadaşlar. Şöyle süreci zihnimde daha berrak hale getirmek istersem, yani nasıl bir düşünceye gidebilirim? Mesela
Şöyle bakalım. Bir saray var. Mustafa Paşa'nın sarayı. Yani şöyle bir ev yapalım. Bunun aşağı katı. Şurası ne arkadaşlar? Kütüphane. İlk önce burayı kütüphane yapıyorlar. Yani etabık-ı süfli demiş. Yani buralarda katlar var. Bu katlardan biri aşağı katı bu sarayın ne oluyor? Kütüphane oluyor. Yettesili 30 bin kitap varmış. Yani başka bir kütüphaneden yani Hidiv Kütüphanesi'nden buraya taşınan 30 bin kitap ile Arbat-ı Aksem. Evet bu binanın içinde de yani bunu alırsak kütüphaneyi şöyle büyük resmedersem neymiş? 4 bölüme taksim edilmiş olarak duruyor. Onun dışında ek olarak ne var? Büyük bir burada kağa var diyelim mesela. Büyük bir salonu var. Ders çalışmak için kağıthane. Evet bu ne için arkadaşlar? Mutala ders çalışmak için görünüyor. Burada da bir yine bir salon var. Bu da ne için arkadaşlar? Ders vermek için. Tedris. Tedris için. Yani konferans vesaire ders anlatımı için bir salon var. Ama bazı kişilerin girmesi yasak. Yani böyle bir yasak söz konusu. Daha sonra Büdebitine has Biddari Ba'den Daka. Daha sonra bir bina buraya inşaat ediliyor. Buna özel has bir bina inşaat ediliyor. Daha sonra buna özel bir karargah. Yani bu büyüyen yeri kontrol için özel bir merkez inşa ediliyor. Daha sonra buna bir matbaa ekleniyor arkadaşlar. Matbaası da geliyor. Matbaa olarak düşünebiliriz. Matbaa da burada demiş. 1926 yılına gelince çocuklara özel de ne yapılıyor? Bir alan tahsis ediliyor. Yani hizmet daha doğrusu hizmet sunumu. Yani bir çocuk kütüphanesi olarak içine yer alıyor. Daha sonra 30 sene sonra bu hakkıyla yerine getiremiyor. Vesaire sebeplerden. Daha sonra şunun Nil Nehri diyelim. Buradaki kitaplar 1971 yılında bu Nil Nehri'ne bakan yere yani buradaki tüm kitaplar ne yapılıyor? Bu yeni kütüphaneye yani Darül Kütübe taşınıyor. Yani bu kütüphanenin böyle bir süreci var. 1971 yılında taşınılıyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir de önemli kelimeler üzerinde duralım. Onları not alayım size. Tu'teberu darul kutubil musriyetu. Tabi bunu söyleyelim. Evvel mektebatan fil alemler ve ala ragmi min biliyorsunuzdur. Bidayetihel mutavadi'a sade esbahatil en min ekberi mektebat vatan fil alem üftitiha. Evet bunun üzerinde durmuştuk mesela. Kütüphaneler üzerinde bir olduğu için onu not alalım. Kütüphane. Evet, ifteteha. İfteteha olarak bir de fetaha. Evet, olarak düşüne. Şöyle aynı boyutta
sergileyecek olursak Times New Roman 18. Evet. İftetaha'ya ne dedik? Bina açmak. Bina açılışı. Açılış anlamında yani açmak derken bu ise kapı vesaire açmak olarak kullanıyoruz. Aradaki farkı böyle belirtelim. Şakikul Hıdvi İsmail ve Kenada Mekan İttasali. Daha önce bundan bahsetmiştim. O yüzden bunu geçiyorum. Mahtutat. Evet, hattan geliyor arkadaşlar. El yazması eserler için kullanıyoruz. El yazması eserler. Evet, mahtutat. Hattan aklınıza gelsin. Mahtutat. Cumiyat minel mektebet edil hıdviyetil kadime ve kussimet. Taksim edildi. Darül kütüb fi dar erbaa taksam. İdafatin katun kubra. Hussise tahsis edilmek. Bu da Türkçe'de var. Vakamül tedris tüsemme katil muhalar. Ve lem yekun yusmehu bidduhu illa limen kâne bâligan. Ve talebetil medaris. Evet. Bü diye bir teşhit. Evet. Üç. Şu üç kelime. Şade. Şeyyede. Bene. Hatta dört kelime diyebilirim. Enşe'e. İnşa etmek anlamlarında kullanabiliriz. İşrap. Evet, tevelle üstlenmek. Üstlenmek olarak bunu not alabilirim. Tevelle. Evet, şeddeli. Tevelle. Tevella masları da ettevelli olarak yazalım. Ettevelli çünkü hem mazisi geçmiş hem de masları geçmiş arkadaşlar. O noktada onu not alıyorum. Daha sonra ne var? Daka, dar olmak. Daka. Evet, daka. Dar olmak diyelim. Darlaşmak desek daha güzel olur. Onun dışında ne var? Mütezayide artan dedik. Makarun mezuneler müsün. Ele tevel eşraf aleddar. Sümme dumme. Evet, damme ilave etmek anlamı. İlave etmek. Buradaki anlamını yazıyorum sadece. Damme olarak yazabilirim. Ve fi ami elfin ve bedet takdim hizmet mektebi atfa fi kısmı has sümmiye el mektebetinde ifade etini talep. Evet, akt, ukut üzerine durduk. Evet, akt buradaki anlamı itibariyle nedir arkadaşlar? Okudu. Evet, 10 sene ifade ediyor. Orada 3 akıt dediği için 30 sene olarak yazdık. Daha sonra Subhanallahi kana istiab istiab ve kıyam hemen ala veçil layık. Bu da güzel bir tabir. Ala hakkıyla diyebiliriz. Ala 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 veçhil laik
hakkıyla güzel bir tabir kullanabiliriz. Ve tul ömnel cihatil muhtassa. El cihatul muhtassa ilgili kurumlar olarak yazabiliriz bunu. El cihatul muhtassa ilgili kurumlar olarak not alabiliriz. Onun dışında istiabın muzarisi burada gelmiş. İstevabe şeklinde onu demin görmemiştik. Kapasite, kavrama anlamında istevabe, kavramak, kapsamak bu anlamıyla ittesadi ile eş anlamlı oluyor. Kapsamak. Şöyle ikisini birden tesa li et istav'abe şeklinde yazabilirim. Kapsamak olarak kullanıyoruz. Master'da da istiab olarak gelmiş. Onun dışında cem-i mehamid der. Lakin hâzâ talep ıhhirâ etelende avâik, âik, avâik. Bunu yazalım. Âik. Çoğulu avâik. Engeller olarak mani' mevani' şeklinde düşünebilirsiniz. Bu diye hacerul esas temel taşı, temeli atmak. Evet. Temel atmak olarak bunu yazalım. Temel atmak. Vada'a vad'ul hacerul esasi. Evet, biz sadece temel atmak olarak kullanıyoruz. Vada koymak diyor Araplar. Temel taşı atıldı demiyoruz. Temeli atıldı diyoruz. Bu şekilde farka dikkat edebilirsiniz. Atalle ala enazır, e bakmak. Daha önce geçmişti ama bunu da yazalım tekrar. Güzel bir tabir. Harfi celli. Atalle ala enazır. En nazır şeklinde diyebiliriz. Onun dışında Vakat Büdel İntikali Memlen Cedid 1971 demiş. Evet, soruları bulabilirsiniz. Zaten doğrudan gramer konusuna geçilmiş görünüyor. İnşallah bu dersimiz bu noktada anlaşılmıştır. Evet, kapanışımızı güzel bir sözle yapıyoruz. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır. Bende benden içeri. Neymiş anlamı? Beni bende demeyin. Ben kendimde değilim. Bende benden içeri olan bir ben vardır. Diyoruz sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalınız. Esselamu aleyküm. Burada da video olarak bir kayıt dinleyelim arkadaşlar bu kütüphaneye dair. لأن الحفاظ على تراثنا الحضاري والثقافي ضرورة وواجب وطني، فكانت فكرة إنشاء دار للكتب. تلك الفكرة التي خرجت للنور عام 1870 حين اقترحها علي باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، ليصدر الخديوي إسماعيل على إثرها الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة أو الكتب خانة الخديوية المصرية. وتطلع تلك الدار بمهمة جمع المخطوطات والكتب النفيسة لتكون نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب في أوروبا. وخلال العقود الماضية تمكنت دار الكتب من جمع أكثر من 90 مليون وثيقة لتكون من أكبر الدور على مستوى العالم من حيث حجم الوثائق المتاحة بها، وتصبح بذلك وعن حق الصندوق الذهبي لتراث مصر. في عام 66 تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية،
لحقه في عام 93 قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بحيث أصبح لها هيكل تنظيمي مستقل. مر التاريخ وخلاله تم نقل مكان دار الكتب والوثائق المصرية أكثر من مرة، أولها عام 1904 حين انتقلت المكتبة إلى ميدان باب الخلق، لترسو بعدها وتحديدا عام 71 على كورنيش النيل برملة بولاق، واليوم جاءت مدينة الفسطاط لتحتضن دار الوثائق الجديدة شكلا ومضمونا.